Peki mesela Kemal Bey'in adaylığına itirazınız oldu mu? Şöyle o konuda Kemal Bey'in adaylığına itirazım şöyle olmadı. Daha doğrusu şöyle oldu ve şöyle gelişmeler oldu. Ben bütün Türkiye'yi gezerken şöyle bir e, kalıp da geliştirmiştim. Biraz önce bahsettiğim gibi. Aday belli değil. En doğru adayı belirleyeceğiz. En doğru adayı belirlerken anketlerde en yüksek oyu alan ve seçimi garanti kazanacak bir adayımız olacak. Ama o aday çıkana kadar aday sizsiniz diyordu. Doğrusu söylüyortu her güzel. Şimdi öyle bu söylemler üzerine bazen doğrudan bazen böyle sosyal medyadan atılan ama partinin bildik isimlerinden atılan tweetlerle bazen benim yakınlarım örneğin Velia babaya Oğuzkan Salıcı gitmiş. İkisi de hayatta. Birader demiş özgür geziyor Türkiye'yi. Anket manket diyor. Bu rahatsızlık yaratıyor. Bilgin olsun. Yani ankette kim çıkarsa o zaman da Mansur Başkanla Ekrem Başkan önde Önü Genel Başkan e, hayli arkada böyle şeyler oldu. Tabi orada Öyle bir kademe gitti ki bu Ekrem Başkan açısından da öyledir, Mansur Başkan açısından da öyledir. Bir zaman sonra Genel Başkanın adaylığı, daha doğrusu 23 Nisan 2020'de hani masaya vurdu ya, aday olmayacağımı nereden çıkardınız? Oradan sonra bir böyle hani lider kimliği inşası, bir açık bir şekilde Genel Başkanın adaylığı üzerine kurulan bir strateji yürüyor. Bunu sonradan daha net görüyorsunuz evet. o süreçte ve bir yerden sonra. Genel Başkan'ın adaylığına laf söylemek, oyunu bozmak, evet. karşı tarafa öyle bir hale geldi. Çok Ama evet. orada orada biz bunu yaşadık ve şimdi baktığımda aslında bu konularda biraz daha erken netleşme. Tabii yüzlerce kez şey söyledik. Bunu sırf ben değil, bütün arkadaşlar her kadar Ya bu altılı masa dağılı toplanıyor, dağılıyor, toplanıyor, dağılıyor. Millet bunlar bu işi kıvıramayacak diyorlar. Bir an önce netleşsin dediyse sona bırakıldı ya o iş. O sona bırakmaya ciddi itiraz etmek lazımmış. Biz oralarda hep hadi bir dahaki aya inşallah, hadi bir dahaki aya umarız falan derken bizim de orada hatamız var ama bana kalsa veya ben şimdi söylüyorum, ben Cumhuriyet Halk Partisi Genel başkan olarak, anketlerde benden 10 puan, 12 puan, 15 puan yukarıda bir partili isim var ve çıkıyor. Mutlaka o ismin aday olması lazım. Hatta yani o genel başkan olursanız o gün sizden daha fazla oy alan birisi varsa eğer potansiyel olarak bırakırsınız zaman. Hatta yani. şunu söyleyeyim. Ben Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlığı için çok uygun bir profilim. Ben CHP'yi toplarım. Altı ok'a sahiplenirim. Sosyal demokrasi üzerinden örgütleme yaparım. Ben örgütleri değerli hissettiririm. Ama ben bu 50 artı birlik sistemde Cumhurbaşkanı adayı meselesinde benden çok daha başarılı olabilecek figürler olur. Olabilir. Ankete baktığında eğer böyle figürler öndeyse bence şu, yapılacak iş şu. Anketleri samimiyetle bütün üyelerle paylaşmak lazım. Sonra da üyelerinin önüne sandık koymak tamam, lazım. Hocam. Üyenin önüne sandığı koy ki adayın çok ciddi bir toplumsal meşruiyeti olsun. Toplum desin ki adamlar bir kere... adayı. Seçim bir, bir de bu travmalardan sonra yok adaya nerede karar verildi, nasıl karar verildi, hatta nerede yapıldı. Ben meseleye böyle bakıyorum. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin girdiği çıktığı bu seçimlerde Sadece kendisi seçim kaybetmiyor. Bu kadar büyük toplumsal travmanın sebebi Türkiye Cumhuriyeti çok şey kaybediyor. Türkiye Cumhuriyeti artık kapatamayacağı bir fark açılıyor dünya ile arasında. Başka bir dünya ülkesi olmaya. Şimdi dün 29 Ekim'di. Bizim geminin rotası batı. Öyle söylemiş. Neden söylemiş? Çünkü doğu perişan. Batı bilime sarılmış. icatları yapıyor. Gitgide zenginleşiyor. Muhasır medeniyetleri yakalayın geçin demiş. Biz yakalayamadık adamlar 50 bin dolar milli gelirde biz de işte 9 bin dolar Yok, milli gelirdeyiz. Ama şimdiki Cumhurbaşkanı diyor ki rotayı değiştirdim döneceğiz. Şangay işbirliği ördüğü Şangay Beşlisi diye başlayan oraya doğru gideceğiz. Ya orada 4500 dolar milli gelir. Şimdi bizi başka bir lige götürmeye çalışıyorlar. Ve oraların bir oyuncusu olursan bir daha buraların bir oyuncusu olamıyorsun. Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefi olmayan. Bunu hukukun üstünlüğü açısından da söylüyorum kişi başına düşen milli gelir açısından da, basın özgürlüğü açısından da, yaşam biçimine müdahale açısından da, böyle bir hedefi olmayan bir Türkiye Cumhuriyeti. Bu tarafa 4500 dolara hedefi olan bir Türkiye Cumhuriyeti farkı kapatamaz artık. Ve biz sadece seçim kaybederek CHP kaybetmiyoruz. Bunu kaybediyoruz. Biz Türkiye'nin Atatürk'ün vasiyetini yerine getirme umudunu kaybediyoruz. Bir seçim daha kaybetme lüksümüz yoktu kaybettik. Buradan sonra artık bir şekilde bir şekilde telafi edeceğiz. Başka çaresi yok. Ve bu üyeleri ayağa kaldırarak, partiyi ayağa kaldırarak, bütün muhalefeti ayağa kaldırarak ve bütün muhalefete önderlik ederek olabilecek bir şey. Bir önceki seçime göre işimiz çok daha zor. Ama ciddi bir motivasyon yakalarsak, o dalga yükselirse, zaten hep dalgalar yükselir. Sen o dalganın altında mı kalıyorsun, üstüne Üçüncü. mi çıkıyorsun? Siyaset o. Bize bu dalgaların altında kaldı maalesef. Peki parti içinde e, konuşulan konulardan bir tanesi. E, sizin aslında göstermelik aday olduğunuz yolundaydı. Sizin de kulağınıza gelmiştir. E, ya pa, pa, Bu parti demokrasi var e, algısı, olusu diye çıktığınızı aslında kazanma şansınızın olmadığı aslında hatta kazanmayı da amaçlamadığınız sadece CHP'ye işte bakın ikili bir seçim oldu dedirtmek için. Gerçi şimdi Sayın Cihaner de imza toplamak ve aday olmak istiyor ama imza toplayıp toplayacağını henüz daha bilmiyoruz. 80 imza gerekiyor galiba, galiba değil mi? Siz bu söylemler karşısında ne düşünüyorsunuz? Yani tavşan aday mısınız? <laughs> e, demokrasi gereği ortaya sürülmüş bir aday mısınız? Yoksa hakikaten kazanmayı artık amaçlayan bir aday mısınız? Ya şöyle ilk günde böyleydi zaten şöyle bir şey var. Şimdi bir iktidar kaybetmek istemeyen grup. Efendim bu onun vekaletçisi, emanetçisi. Başka bir taraftan gruplar da ya şimdi biz ortaya çıkmadık. Bu özgür çıktı. Özgür ve ekibi kazanırsa... Gelecekte belki biz yerel seçimden sonra iddia koyabilecektik. Ama yeri değil özgüre bir kulp takalım. Ben ilk günden beri söyledim zaten apaçık ortaya çıktı. Şimdi genel başkanının hani göstermelik bir yarışa girecek kişi 550 imza toplar mı? Yani e, toplar 70 imzayı gider. Zaten 550 imza veriliyorsa ben çekildim bugün ben, veya ben göstermelik bir adaymışım diyelim. Bir gerçek aday çıkar 700-800 oy alır o zaman. Yani Şöyle bir gerçek var. İlk günden itibaren bunlar hep aslında değişimin önünü tıkamak için yapılan hareketlerdi. Ben bir günde beş il geziyorum. Aynı gün işte iki ayrı şehirde il kongresine yetiştim. Gittiğim her yerde kapının önünde halka konuşuyorum. Çıkıyorum, delegelerle konuşuyorum. Basın toplantısı yapıyorum. Pardon, üyelerle konuşuyorum. Basın toplantısı yapıyorum. Bir de kapılar kapanıyor, delegelerle, yöneticilerle konuşuyorum ve en katı teminatları da veriyorum. Şu anki durumda şu. Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde yani genel başkana rakip çıkmış, geçmişte de olmuş yarışlardaki adaylar ne kadar gerçekse en az onların iki katı kadar gerçek bir adayım var. Çünkü belki de Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde ilk kez çünkü Ecevit İsmet Paşa kurultayında İsmet Paşa kendisine güvensizlik oyu kabul ederek cumartesi yapılan seçimleri adaylıktan seç çekilmişti. CHP tarihinde genel başkan ilk kez ikili yarışla kurultay salonunda değişebilir. Buna hiç olmadığı kadar yakınız. Bir önceki mesela kurultayda Sayın İnce 100'ün biraz üzerinde imza alabilmişti. Daha doğrusu o zaman kadar 140 imza gerekiyordu. Ee, %10 olduğu için işte 13-15 imza eksik miydi tamam mıydı tartışmaları vardı. Ee, şu anda biz 500'ün üzerinde imzayla, 550 imzayla belki 600'ü geçecek bir imzayla daha zaman var. Genel başkanlık için kaç oy gerekiyor? genel başkanlık için ilk turda kullanılan oyların yarısından bir fazlasını. iki aday yarışıyorsa öyle çok fazla boş oy falan yoksa yüksek oyu alan kazanır. Yani e, 1370'in yarısından bir fazlası. Şimdi birkaç delegelikler falan daha düştü ama. Yani siz aslında yakınsınız sonuca. Tabii tabii yakınız ve yani hiç bu kadar yakın olunmamış. Hiç bu kadar